Gelelim koronavirüsle mücadelede hangi noktada olduğumuzda. Delta varyantı Türkiye'de de aşılama takvimini değiştiriyor. İkinci doz aşıların 6-8 hafta yerine 4 hafta sonra yapılması planlanıyor. Biliyorsunuz Biontech aşısında ilk dozda yüksek koruma sağlandığı için iki doz arasında 6-8 hafta bekleme süresi koyulmuştu. Ancak delta varyantındaki artış nedeniyle vaka sayısındaki artışın önüne geçmek için süre yeniden 4 haftaya çekilecek. Ayrıca aşılamada yeni bir aşamaya da geçilecek. Onu da aktaralım. Yaz boyunca insanların sayfiye yerler ve yaylaları tercih etmesi nedeniyle seyyar aşı ekipleri oluşturulacak. Ekipler bölgelerde gezecek, tarım işçileri tarlada aşılanacak. Ayrıca önümüzdeki hafta yine Sputnik ve aşısı da listeye eklenecek. Agresif aşılama stratejisiyle sonbahara yüksek koruma girilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi bu. Peki günsel, güncel aşı tablosuna baktığımızda veriler bize bugün itibariyle neyi gösteriyor? Onu da aktaralım. 48 milyon 702.500 toplamda yapılan aşı sayısı, birinci doz uygulanan kişi sayısı 33 milyon 712.519, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 14 milyon 989 bin 981. Şimdi ikinci doz, yani iki dozu da uygulamak ve bu sayıyı mümkün olduğu kadar arttırmak e, en önemli mesele, çünkü tek dozda artık Delta varyantı e, meselesi nedeniyle. Yeterli değil bunu da söyleyelim. Bu arada Türk Tabipleri Birliği'nin e, Sinovac aşısı olanlar için 3. doz aşı talebi var. Bu çok sık e, dile getirilmeye başlandı. E, i̇lk grupta biliyorsunuz sağlık çalışanları ve 65 yaş e, üzeri e, vardı. Ve şimdi sağlık çalışanlarıyla 65 yaş üzerine e, delta varyantına karşı etkisi önemli ölçüde kanıtlanmış. Biontech aşısının üçüncü doz olarak uygulanması yönünde bir e, talep var. Şimdi son 24 saate baktığımızda 1 milyon 44 bin 263 kişinin aşılandığını görüyoruz. Bu açıklamayı Sağlık Bakanı yaptı. Randevunuzu alın siz de aşı yaptırın çağrısında bulunarak. Bakan Koca'nın açıklamasına göre 1 milyonuncu doz aşı ise Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Hemşire Esma Alay'ın aşıyı uyguladığı anın görüntüsünü de paylaştı Bakan Koca. Bütün ülke aşılanırsa bu virüsten kurtuluruz dedi. Başkalarının yaptırdığı aşı sizin korumanızı sağlamaz sizin sağlığınızı korumaz, lütfen aşınızı yaptırın diye de ekledi. Şimdi delta varyantı tehlikesini konuşuyoruz. Özellikle son bir hafta 10 gündür bu varyant etkisini giderek arttırıyor. Almanya'da yeni vakaların %35'i, Fransa'da da %20'si delta mutantı kaynaklı. Yeni vakaların %90'ının delta varyantı olduğu Rusya'da ise 652 kişi daha hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınında delta varyantı endişesi büyüyor. Mutant virüs Avrupa'daki etkisini artırıyor. Almanya'da yeni vakaların üçte birinden fazlası delta varyantı kaynaktı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve eyalet liderleriyle katıldığı toplantıda durumun ciddileştiğine vurgu yaptı. Delta varyantının payının güncellenecek verilerde %50'ye çıkabileceğini söyledi. Fransa'da da durum benzer. Yeni vakalarda delta varyantının oranı %20'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Olivier Veran'a göre bu oran geçen hafta %10'du. Veran, delta mutantı dominant tür olmaya başlıyor. Bu tüm dünyada böyle açıklaması yaptı. Fransa genelinde ise yeni vakalar düşüş trendinde. Haftalık bazda ortalama 1819 kişide virüse rastlandı. Bu, 10 ayın en düşük seviyesi. Ve Rusya, delta varyantı ülkede dominant tür. Mutant yeni vakaların %90'ını oluşturuyor. Daha hızlı yayılan virüs tehlikenin boyutunu da arttırıyor. Rusya'da virüs kaynaklı günlük ölümler rekor kırdı. 652 kişi daha hayatını kaybetti. Şimdi Moskova'da çok ciddi bir Delta varyantı etkisi var dedik ve orada önlemler alınıyor. Hem de tabii aşılamayı teşvik etmek açısından da çok örnek bir karar. O da şu. Moskova'da artık aşı olmayanlar restoran ve kafelere giremeyecek. Bar kapısı önünde bekleyen güvenlik görevlisi QR kodlarını tek tek kontrol etti. Aşı olmayan veya negatif test sonucu bulunmayan müşteriler kapıdan geri döndü. Uygulamanın adresi Rusya'nın başkenti Moskova. Delta varyantı nedeniyle vakalar arttı. Moskova'daki vakaların neredeyse %90'ını delta mutasyonu oluşturuyor. Aşılamaysa yavaş ilerliyor. Hükümet bazı alanlarda aldığı aşı şartı kararına hizmet sektörünü de ekledi. Bundan sonra Moskova'daki kafeler aşı olmamış ya da negatif test sonucu bulunmayan müşterileri kabul etmeyecek. Bu sektörde çalışan personele de aşı olma mecburiyeti getirildi. Müşteriler durumdan memnun. Bence bu, insanları aşıya teşvik etmek için son umut. Herkese aşı olma tavsiyesinde bulunuyorum. Yeni kurala göre aşı ve negatif test şartı yalnızca mekanların kapalı alanlarını kapsıyor. Açık havada QR kodu göstermeyen müşterilere hizmet devam edecek.